Evet dostlar, Colorado'dan hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Buranın çok kötü bir şöhreti olduğunu biliyorum. Çok fazla konuşmayı uygun görmeyip var ya böyle ney? Bak şimdi malın teki geliyor. Şu görüntülere bak. Wow. İşte tarantulasıydı, akrebiydi, çıngıraklı yılanıydı. Ne isterseniz var. Uranyum çıkardıkları bir yermiş burası. Bak burada Müslüman kardeşlerimiz de namaz kılıyor. Selam aleyküm. Yanıyorsun Fuat abi. Tam filmlik yer ya. Aga bizim Şebin Karahisar. Vay arkadaş. Bildiğim magic show oldu da bu. Vay 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 vay. Bildiğim branda işte abi böyle oluyor. Meksika sınırından Amerika'ya kaçacak olan kişiler izliyorsa beni, sizi karşılayacak olan ilk araba bunlar. Evet dostlar, Colorado'dan hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün dediğim üzere Colorado'dayız ama Colorado'nun çok belalı ve aslında Amerika'nın en tehlikeli ve trafiğe açık. Gördüğünüz üzere işte tırlar falan gidiyor. İşte karavanlar, normal küçük araçlar falan gidiyor. Ve bir o kadar da en güzel doğa manzarasının olduğu bir yerdeyim şu anda. Ve bir o kadar da Amerika'da en çok Miami'den sonra turistik gezinin alındığı bir yer. Bu arada turistik gezi deyince yazları doğa yürüyüşleri için, kışları da kış sporları için olan bir garip kulaba bir memleket. Colorado Spring buralar. Daha şu anda gerçi aşağılarındayım. Daha çıkışa daha henüz geçmedik. Ve göreceksiniz, ben buraya ilk defa geliyorum bu arada. Bu yoldan, bu tırla ilk defa geçiyorum. Buranın çok kötü bir şöhreti olduğunu biliyorum. Bunun akabinde çok fazla konuşmayı uygun görmeyip size bu güzel manzarayı en azından videonun bu kısmı için ara ara zaman zaman göstermeyi planlıyorum. Daha başlamadık. Bu yaklaşık 45-50 kilometre, belki de daha fazla böyle çıkacağız. Sonra inişlere başlayacağız. Dün akşam bayağı bir araştırdım. Sonra inişlerde bazı komik tabelalar var. Onları iki elimi direksiyondan bırakabilirsem çekeceğim. O tabelalardan kastım şu: rampanın bittiğini, yani bu iniş rampalarının bittiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Daha rampalar var. Beşiktaş'ın bir tane sloganı vardı. Arkamız daha var. Bilirler belki Beşiktaşlı olan arkadaşlar. Hani bu rampanın arkası daha var. İnişi, önü daha var yani. Daha ineceksin yani. Daha ne yaptı da şu elemanı bir sollamam lazım yokuş yukarı. Sonra buradan birkaç YouTube videosuna falan denk geldim. Burada işte karavanını yakan mı dersin? Yokuş çıkarken, aşağı inerken frenleri yakan mı dersiniz? Onun için normalde çift kamera beni çekerdi. Çift kamera dışarıyı çekiyor. Bir şu var, oyunu çekiyor. Bu beni çekiyor. Buradan da dağ manzaralarını izleyebilmeniz için diğer video kamerayı da, artık kış şartları da geçti, yaza girdik, oradan da dışarıyı çeksin istedik. Velhasıl dostlar, durum vaziyet bundan ibaret. Ben biraz susayım, siz görüntüleri izleyin. Unutmayın, buranın adı Colorado Spring. Grand Junction'a doğru gidiyoruz. Orada da biraz açacağım. Gerçekten güzel manzaraların, güzel kışlık yerlerin olduğu yerler diyebiliyoruz. Şimdilik kendinize ciddi bakın. Manzaranın ilerleyen dakikalarında görüşmek üzere. Hadi bay. Sevgili dostlar, bahsettiğim kötü şöhretli dağların arasından ilkinden başladık. İlki biraz küçük. Grand Junction'a 220 mil var diyor. 220 mil. Böyle yılan gibi. Böyle hani var ya böyle ney? Öyle gideceğiz. Bu
bölüm boyunca, bu 220 mil boyunca araç içi klimayı açmayacağım. Koltuk klimasını açtım sadece. Zaten tabelalarda da sağ tarafta şöyle yazılar var. Araç diyor 26 bin pound'un üzerindeyse 45 mile düşürün aracınızı diyor. Yani aslında şöyle, rampaya nasıl başladıysanız o şekilde iniyorsunuz. Bakın ne güzel gayet. Bu rampaya öküz gibi yukarıdan böyle 50 ile 60 ile girerseniz, yani bak şu anda arabayı saldım. Ne frene basıyorum ne de başka bir şey. Yani duramazsınız yani virajda orada burada. Yalnız burada sıkıntı yaratan şu küçük araçlar. Bu küçük araçlar ellerinde telefon böyle yokuş aşağı iniyor. Seni geçtiğiniz anlıyor. Bak şimdi şu öndeki BMW'nin yaptığını görüyorsunuz. Önüme giriyor lap diye böyle frene basıyor. İşte bunu yapmak işte bizim için büyük sıkıntı. 50'ye çıktım şu an fren kullanıyorum az bir şey. Şu an düşürdük hızımızı. Aslında bunun gibi yerlere daha da yavaş girmek gerekiyor. İşte bu araçlar kendine biçilen hız limitinden gittiği için bu arada sağ tarafta da bir maden var la, baksana şu görünüyor mu kameradan bilemiyorum. Biraz daha yavaşlayalım çünkü 50'ye falan çıktık, frenlere yakacağız yoksa. Yani pardon, motor overheating falan yapıyor. Öyle bir şey olunca. Her neyse işte bu küçük araçlar sıkıntı yaratıyor. Yani Türkiye'de o kadar yol gittim. Mesela işte Bolu tünelinden falan geçti. İşte o Bolu Dağı'ndan falan. Yani çok buna benzer bir sürü yer, yol gördüm. Mesela o Elma Dağı'nın olduğu taraflar Ankara'da. Şuraya baksana ya. Ulan şurası Türkiye'de olsa bizim memleket buraya, yani hükümet diyeyim, daha doğrusu karayolları diyeyim, tünel koyardı. Şuna bak. Bak. Bahanem bu köprüyü yaptın, azıcık geniş yap. Çünkü buradan şeye de izin veriyorsun. Oversize yüklerin geçişine de izin veriyorsun. Bak şunlara bak. Yani biz kesin buraya tünel yapardık yani. İşte adı Amerika. Neymiş? Doğal güzellik. Yani yemişim doğal güzelliğini ya. Can güvenliği olmadıktan sonra. Doğal güvenlik mi dedim az önce? Doğal güzellik diyecektim herhalde. Ha, yemişim doğal güzelliğini. Yani güvenlik olmadıktan sonra. Bak şimdi. Saçma sapan dönüşler, şunlara bak. Daha başlangıcı ha. Daha 400 kilometre böyle gideceğim. 400 kilometre. Hani en sıkıntılı yerler bir 40 ila 50 kilometre. 220 mil diyor. İşte çarpı 1.6 yaklaşık 400 kilometre böyle gideceğiz. İşte mesela benim geçen diğer tırlardan birisi, şoför arkadaş girmiş buraya. Böyle GPS'e bakıyorum. Navigation buradan gösterdi diye. Öyle gelmiş. İşte dedik hani dikkatli ol. Çünkü birkaç kere arattırdım. Yeni şoförün böyle bir yola girmesi, yani GPS gösteriyor olsa dahi iyi bir şey değil. Yani çünkü GPS'e göre gidiyorsan hiç bilmediğin bir yola gidiyorsun. Hiç görmediğin, bilmediğin bir yola gidiyorsun. Yani hızla giderken bir anda karşına neyin çıkacağını bilemezsin. Ben şimdi bu yolu tecrübe edeyim. Zaman zaman da kullanabilirim belki. İşte 10 yıllık bir adamım. Yani şoförlükte 10 yıllık bir adamım. 10 yıl sonra buranın işte ilk başladığım zamanlarda kötü şöhretini duyduktan sonra hiç girmedim buraya. İlk defa giriyorum. Bakın mesela adam dağlık yere şey yapmış. Bak kazino Central City Parkway diye yazıyor. Valla burada da oğlum bu ne la yola düşen. İnşallah üstünden geçmemiştiriz. İşte burada da paralı yol falan yazıyor. Express lane. Herhalde tırlar için değildir, mini arabalar için. Neyse öyle dağların arasından geçe gide geçe gide gideceğiz dostlar. Ya hepiniz de çok sıktığımın farkındayım. Şu bahsedecek olduğum konuyla. Yani inşallah bir daha açmam. Şimdi arkadaşlar videoları yaparken, editlerken koyduğumuz başlık zaten olay, yani çok önemliyse başlık genelde sonuna koyarım. Yani bir zahmet sonuna kadar sardırın. Atlaya atlaya izlediğiniz zaman bazen işte birazdan şundan bahsedeceğim deyip konuya değindiğim oluyor. Bu da videonun geri kalan tamamını yaparken, hani mesela işte sonunda artık o konuya vereceğim. Komple o konuya vereceğim o şeyi. Videonun başında konuşturken de sonundaki kısımlarına eklemeyi unutabiliyoruz. Sonuçta insanız biz. Sonuçta ben ne diyeyim, böyle bir üniversite okumadım. Ne bileyim, böyle bir oyunculuk ya da kamera arkası eğitimi, böyle bir eğitimim yok. Amatörce çektiğim videolar bunlar. Hani kendimi geliştirmeye çalışıyorum bu konularda. Bahsederken bu konudan unutabiliyorum. İnsanlarımız ne yapıyor? Sıkıldım yapıyor. Sıkılabilirler, bunu da anlarsın. Ama atlaya atlaya izliyorlar. Atlaya atlaya izlendiği zaman bu, birazdan gelecek olduğum konuya, yani birazdan derken hani geçmiş videolarda o kısma gelecek olduğum konuda, bu sefer içinden bazı eksiklikler oluyor. İşte ne bileyim, bu sponsorluk mevzusuyla alakalı onu söyleyeyim, ya da bu iltica mevzusuyla.
En son bugün bir arkadaşımız yazdı. Ona da cevap verdim. Şöyle bir şey söylemiş. İşte iltica edenlerin sen hiçbirisinin sen dosyasının kabul olmadığını söylüyorsun. Bu yanlış bir şey. Arkadaş konuya öyle bakarsan tabii yanlış bir şey. Ben orada şunu anlatmaya çalışıyorum ki buna da değindim videonun başlıklarının baş taraflarında. Diyorum ki kendini ikna edici bir konu bulamazsan iltica ederken diyebilirsin ki siyasi sığınma talep ediyorum. Diyebilirsin ki kan davalıyım. Bu dönemlerde de şu son iki söyleyecek olduğum sakın ha kimse söylemesin böyle bir şey. İşte ben ne bileyim bilmem neciyim. Ben o dini gruba mensubum. Ben işte bilmem ne cemaatine mensubum. İşte bize Türkiye'de zulüm yapıyorlar gibi bu tarz iltica deneme yöntemleri var. Ve sen eğer dersen ki yani ben o ülkede geçinemiyorum. Bu ülkenin ekonomik durumu iyi değil. Ekonomiyle veya iş bulamamakla alakalı durumların hepsi arkadaşlar geçerli bir sebep değil. Çünkü bu adamlar da aptal değiller. Boşuna Amerika değiller. Boşuna o iltica edecek olanlar buraya gelmeye çalışmıyor. İsmi Amerika ve ekonomisi çok güçlü olduğu için buraya gelmeye çalışıyor. Ve bu adamlar da aptal değil harbiden yani seni araştırıyor. Türkiye'den oradan buradan ne bileyim yeri geliyor FBI ile yeri geliyor CIA ile yeri geliyor ne bileyim belki Türkiye'de MIT'in içine adam sokmuştur. İstihbaratın içine adam sokmuştur. Yani kabul görmüyorsanız ikna edici bir geçerli bir sebebiniz yok demektir. Ben bunlardan bahsediyorum. Tabii videoyu her atlattığında 10 saniye 15 saniye geçirdiği için ve 3-4 kere aslında 1 dakika ileri alıyor. Yani tabii ki iltica sebeplerinin green card'la çıkan birçok sonucu var. Ama bunun tamamen sizin hükümeti, Amerikan hükümetini ikna edip edememenizde. Yani tamamen yine burada iş sizde bitiyor. Siz ikna kabiliyetinizi kullanıp bu hükümeti ikna edebildiniz mi? Edemediğiniz zaman da kimseye suç bulmaya hakkınız yok. Çünkü siz kendiniz beyan ediyorsunuz birçok şeyleri. Diyorum, konuyu da bu şekilde kapatıyorum. Şimdi bunu da geçire geçire izlerler kesin. Neyse, yapacak bir şey yok. Anlata anlata. Diyorum ki bir yandan bu konulara girmeyeyim, bir yandan siyasi takılmayayım, bir yandan politik takılmayayım. Ya beni zaten normal hayatta bilen insanlar zaten biliyor ne derece bir siyasi görüşüm olduğunu, ne derecede bir bakış açım olduğunu. İşte ne bileyim vizyonlu muyum, vizyonsuz muyum? Evet tabii videolarda bazı saçma sapan konuşmalar yapıyorum farkındayım. Bunu tamamen gırgır şamata olsun diye yapıyorum. Her neyse umarım anlaşmışızdır bu konuda diye düşünüyorum. Sizi tekrardan herhalde inşallah bunu da bu konuda şarjı bitmez. Bu şey buraları çekerken şarjı bitmez. Bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum. Bir daha açmamak üzere. Bir daha bu konuda gelen mesajlara asla ve asla cevap vermemek üzere. Ve asla ve asla video içerisinde konusundan bahsetmemek üzere. Çünkü bahsettikçe bu sefer kimisi şakşakçı oluyor diyor. Kimisi bilmem neci diyor, ocu diyor, bucu diyor. İlle bir tarafa çekiyor. Hadi neyse kafa şişirmeyeyim. Manzarayı izlemeye devam edin. Hadi in baş. Tırmanmaya başladık. Az önce tırmanıp da dağın en tepesinde tünel vardı. Yaklaşık 11 bin küsür 12 bin fitti. Orayı indik ama yani çekemedim oraları. Kusura bakmayın. Yani çok fazla görülmeye değer bir doğası yoktu ama şimdi şu anki olduğum yerler böyle lan efsane ya. Aynen Karadeniz gibi ha. Dağlar denize paralel değil. Direkt 90 dereceyle çıkıyor. Şuraya bak. Ulan arkadaş ya. Şuraya bak. Dediğim gibi burada şey kullanmıyorum. Klima kullanmıyorum. Ona rağmen araç hararet yaptı. Şanzıman göstergesi var. 250 Fahrenheit'i geçtiğinde araba kendini korumaya alıyor. Bir anda şanzıman boşaldı. Böyle yokuş yukarı çıkarken. O pat diye böyle şeyi kesti. Gücü kesti. Sonra kendine geldi. Anlamadım niye. Ya dediğim gibi pardon anlamadım diyorum ama anlaşılmayacak da bir durum yok gerçi. Şuraya bak ya. Vay arkadaş ya. İki obuzun arası. Dağların tepelerinde halen daha karlar görmek mümkün. Mesela şu dağın tepesinde var. Şu dağın tepesinde var. Kameraya yansıyor mu acaba bilmiyorum ki. Hani yokuş iniyorum ama yokuş çıkıyorum gibi ya. Şuraya bak. Tuhaf bir iklim ama acayip ayı mayı olur ha buralarda. Şuraya baksana ya. Telefon gerçi kamera çekiyor sol taraftan. Neyse. Şaheser ve bibloluk. Görüntüler daha bitmedi. Daha var. Daha güzel yerlerden de çekeceğiz. İlerleyen dakikalarda tekrardan görüşelim dostlar. Şuraya bak. Böyle rahat olur. Böyle yol mu olur ya?
Kapat bu yolu trafiğe, kapat. Arkadaşlar, kanyonların bol olduğu ve yol çalışması olan bir yere geldim şu anda. Baksana şuna ya. Kiminin can kapağı uçmuş. Kiminin başına taş düşmüş, yukarıdan geliyor. Kiminin kafası yarılmış. Yavaşım zaten, yavaş. Oho, burada taş yırtmış ya. Şuraya bak. Sol tarafta dere akıyor, dere yok. Neydi? Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa. Biz yukarı çıkıyoruz, o zaman dere de böyle akıyorsa yukarı akıyor o zaman. Çok güzel doğası var ama bu yolu beğenmedim ya. Bu yol adamı geciktirir. Bak şimdi şurada ileride yine bir yerlere gireceğiz. Aralıklı yerler falan var böyle. Akıllara zarar. Burada kışın nasıl araba kullanılır? Nasıl bu yol trafiği açılır? Ya da koskoca Amerikan hükümetisin. Yeri geliyor belli başlı yerlerde ısıtmalı yol yapıyorlar. Harbiden yapıyorlar. Hatta bizim yarda giderken bir köprü var. Otoyol üzerinde. Otoyol üzerindeki köprüde var mesela. Altından da rüzgar estiği için çok çabuk donuyor ya yol. Entering White River National Forest. Ağaç gölge yapmış bak. Hani koskoca hükümetsin, devletsin ya. Şuralara bak. Anam da vay, anam da vay. Şuralara bak. Değil mi arkadaşlar? Koskoca Amerikan hükümeti. Yap şu yolları ısıtmalı. Öyle gitsin. Gece trafiğine de ne olursa olsun tırları kesinlikle yasakla. Kimse girmesin, geçmesin buradan. Şuralara bak ya. Girdik bir elameti yola, gidiyoruz kıyamete mi acaba? Anam. Işık olan hiyerarşiye dayanmadı. Bu benim önümde patlayan oversize ışıkları var ya. Sarı ışık çakar. Düştü. Heyecandan. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu yolların yok yani. Bu yokmuş yani. Bak şuraya baksana. Vay arkadaş. Şu doğanın güzelliğine bak ya. Buraya acaba yol yapmak kimin aklına geldi? Öyle nasıl düşündün acaba? Lan şurada bir yol var. Yani temelini kimin attığı belli. %100 bir tane şeyli. Amerikan Indian dedikleri. Vay vay, tünele geldik. Kızılderili. %100. Onlar biliyor. Sonra soruştura. Nereye yol yaparız? Şuraya, buraya. Vay arkadaş ya. Ne çıkması bindi, bitti, ne inmesi bitti. Üstüme gelme lan. Bu yolun inşaatını düşünemiyorum ya. Baksanıza, her tarafta viyadük müyadük. Aşağıda da yol var. Tahminim aşağıda yol, ilk yol aşağıdandı. Sonra yukarıya aldılar. Öyle ya, deremere baskını falan olmuştur. Kameranın şarjı dayanacak mı acaba buraya ya? Çok merak ediyorum. Sonuna kadar çekeceğim. Vallahi sonuna kadar çekeceğim. Bitene kadar şarj çekeceğim. Ondan sonra duracağım, şarj edeceğim. Bir daha çekeceğim yani. Bilmiyorum, bir daha yapar mıyım da. Çam ağaçları, güzel doğa. Bak mesela şurada bir yer var. Şimdi ben geçtikçe siz sol kameradan göreceksiniz. Şu direği geçtikten sonra görürsünüz diye düşünüyorum. Çok güzel yerler. İleride sol şerit kapalı diyor 1500 feet sonra. Şu andan itibaren şeridin kapalı olduğu yere kadar 1500 feetmiş. Düşünün ki ne kadar mesafe var. Bak şimdi malın teki geliyor. Şimdi yol kapanıyor ya. Bak şimdi. Sonra niye argo konuşuyorsun? Şimdi bunu yaptığı zaman
Allah'tan önünde araba yoktu. Pat diye benim durmama engel olabilirdi yani. Wow. Wow. Şu görüntülere bak. Oo, gözlere bak. Gözler gitmiş. Güneşte yana yana. Hatta şu gözüm buna göre biraz daha puslu görüyor. Speed limit 40 diyor. Vay arkadaş ya. Ulan Volvo beni geçtin. Niye gitmiyorsun peki? Hani mesela ne engelliyor acaba seni? Of, gözler ışığa baka baka gitmiş. Güneş gözlüğünü de takamıyorum şu anda ya. Lan dur. Bak şimdi düşen şeye bak. Şuna bak. Erinmedi ta şuraya sıkıştırdığım şey. Düştü buraya. Az daha şu üzerime düşüyordu ya. Neyse arkadaşlar bu tarz şeyler de önemli. Yola izi çıkarken neyi nasıl yaptığınıza dikkat edin. Bak. Oho. Biz nereye geldik? Ha şu anda Glenwood Spring'deymişiz. Şu virajı dönmüyor olsam var ha. Ya düş işte düşeceksen ya. Allah Allah. Sen de dur şurada gelme üstüme doğru. Ambiyans olsun diye koyduk seni oğlum buraya. Böyle işte. Çekim dediğim böyle olur. Şu yükseklik ölçer şuraya içeriye koyuyorum. Onu da pahalı bir şey $250. Dışarıya falan koydum da çalmasınlar yürütmesinler falan hesabı. Onun için o da oradan buraya düştü. Bugüne kadar ilk defa düştü. Yalnız şunu kamera açısı alır mı bilmem. La bu kadar sivri dağ olur mu lan? Şuna bak sanki Everest anasını satayım ya. Gerçi Everest daha şey yüksek bundan. Ben susayım kameralarım konuşsun. Gevezelik bazen itici olabiliyor. Şimdi şu dağın tepesinden öndeki bir kaya yuvarlanmaya başlasa, ben de altından geçerken lap diye kafaya düşse, herhalde jiletle gazırlar ondan sonra beni. Çok sıkıntılı ya, şuraya bak. Bak alttan da yol geliyor. O da geri çıkış yolu. Saçma sapan yerlere manzara izleyebilmek için yer yapmışlar. Ulan yap şuraya adam gibi yer. Değil mi? İnsanlar böyle izlesin güzelce. Şuraya geniş bir alana yap yani. Ha? Saçma sapan yerlere ne durabiliyoruz ne çekebiliyoruz. Neyse. Güzel manzaraları geçtik. Bundan sonra daha açılacak tabii. İleride yine görüşürüz dostlar. Arkadaşlar bugün daha açmam dedim ama güzel bir yere geldim. Geçiyordum uğradım. Arkamda gördüğünüz yerler var böyle. Bizim canavar da burada. Buraya niye geldim? Geçiyordum kanyonları falan gördüm. Çok hoşuma gitti. Dedim bir çekeyim. Yalnız şuraya insanlar falan çıkmış ama ben çıkmayı güvenli bulmuyorum. Çünkü işte tarantulasıydı, akrebiydi, çıngıraklı yılanıydı. Ne isterseniz var. Hatta şurada tuvalet var. Orada diyor ki oturmadan önce bir dikkat edin. Böyle sıra dağlar. Şuraya baksanıza ya. Bak 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 bak. Böyle sıra sıra kanyonlar. Artık Utah'a girdik. Şimdi şurada size gösterecek olduğum tabela var. Tabelalar var diyeyim daha doğrusu. Şunlardan bile insan çekiniyor yani şuralardan bile yürümeye. Çünkü bu çıngıraklı yılan kendini saklıyor, gömüyor buraya. Ondan sonra saldırıyor. Şerefsiz. Az önce geldim buraya Instagram'a story falan çektim. Yine şöyle görün. Araba orada. Diğer tırlar şurada. Burada uranyum çıkardıkları bir yermiş burası. Şöyle göstereyim size. Hatta şöyle göstereyim. Televizyonunu durdurup da İngilizce bilen okur artık. Ne diyor burada? John Merrill Johnson Hauling Uranium Ore. Uranyum madeni çıkartıyormuş 1955 yılında. Courtesy Glendale Johnson. Remaining of mining. Charred Temple Mountain. Courtesy Emmer County. Mine opening at Temple Mountain. Courtesy Emmer County. Uranyum çıkartmışlar buradan bir süre. Ya ne orijinal yerler şuralara bak. Şuradan ötesi sıkıntılı. Yani bir tarafınızı sokarlar. San Rafael Reef. Ne diyor burada? They call it the San Rafael Reef a 30 miles longer barrier, a sandstone wall at the eastern edge of nowhere.
Bla bla bla. Şu dayılara baksanıza ya. Şu insanlar kaç yılındaymış? 1957 yılından kalma resimler şunlar. Bunların hepsi öldü şimdi. Aha da bunu böyle çekiyorum. Televizyonunuzu durdurup İngilizcesini okuyabilir. Silent City. Burada ne yapıyorlarmış? The people of the Green River call this Silent City a Jagged City escape formed by the Great Rock Wall. Şu taşların işte bilmem nesinden bilmem nesi. Ne kadarmış? İşte böyle uzun sıra dağlar mağalar bilmem ne gidiyormuş işte. Tam hepsini okumayacağım. Şöyle tutuyorum yine. Televizyonunuzu durdurup İngilizcesini çevirebilirsiniz. Buna nereden kaç yıllarında bakmışlar? Şimdi şurada da tuvalet var. Küçücük tuvalet. Kamerayı tutuyorum sağa sola ama üstüme bir böcek möcek bir şey hoplayıp zıplayacak mı diye de çekinmiyor değilim yani. Şurada iki tuvaletin ortasındaki kapılara dikkat edin diyor. Akrep olabilirmiş. Bazı zehirli böcekler olabilirmiş. Bak burada Müslüman kardeşlerimiz de namaz kılıyor. Rahatsız etmeyeyim. Yolundan git la, yolundan ya Allah. Şimdi şuradan geçeceğiz bize birazdan. Şu iki dağın tam ortasından geçeceğiz. Kameraların şarjı bitti. Elimdekiyle artık gösterebildiğim kadar. Selamünaleyküm. Gel. Bölmek istemedim. Namazın abdestini alsın adam. Güzel yerler. Ama yaşanmaz da burada. Yanıyorsun Fuat abi. Ne yapayım kardeşim, şarjım bitti ya. İki taşın arasından geçeceğiz. Şurayı da göstereyim de. Az önce tuvaletin oradan görünüyor işte orası. Tam filmlik yer ya. Dünyanın oluşumundan beri kimse yılanlar, incin top oynuyor burada. Şuraya bak. Hey, bak. Orada şahan var bir tane tepede. Herhalde yılan bulan gözetliyor. Efsane bir yer. Utah kanyonları. Bundan yine var da dejavu olacak diğeriyle beraber. Ötekisi de Utah kanyonlarıydı. O da Vegas'ın girişinde falan. Böyle yani Vegas'tan bir saat geride. Evet. Son olarak şuradan da çekeyim. Aga bizim Şebin Karahisar. Ne bu ne? La böyle kanyon mu olur la? Vay vay vay, şuraya bak bak bak. Vay arkadaş.
dostlar. Görüşürüz artık. Sabahına. Dememe bakmayın. Videonun ilerleyen dakikaları işte. Alıştınız artık beni her seferinde konuşturmayın ya. Hadi bay. Bak dayanamadım. Yine güzel bir yer gördüm. Hava kararına kadar görün işte sizde. Az önce bir tabela gördüm. Siyah Dragon Kanyonları diyor. Herhalde şuradan bir yerden çıkacak diye ümit ediyorum yani. Herhalde şunlar. Bak. Bak. Vay vay vay, şunlara bak bak. Şuna bak, sanki elle örmüş gibi doğallığa bak ya. Isınamazsın diyor. Şu taraflarda güzel görüntüler olduğunu düşünüyorum. Şu virajı dönünce bakalım ne çıkacak buradan. Artık kanyonlara doyduk diye düşünüyorum arkadaşlar. Değil mi? Bu arada evin orada saat 10. Akşam 10. Güneş müneş, her şey battı. Birazdan görüşeceğiz onlarla da. Çoluk çömberek. Evet, burada da güzel, görmeye değer. Hani bir bok yok demek geride kaldı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ilerleyen dakikalarda. Evet dostlar, videonun son bölümü olan yükümüzü bırakma bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu anda büyük bir ölçüde askeri bir bölgedeyiz. Daha gerçi 18 milimiz falan var ama. Buradan I-5 yani 5 numaralı yola çıkacağız. Tek rakamlı interstate yolların daha önce güneyden kuzeye gittiğinin açıklamasını yapmıştım. Çift sayılar doğudan batıya ya da batıdan doğuya. Interstate'lerden bahsediyorum. Tek sayılar güneyden kuzeye, kuzeyden güneye şeklinde gider. Yol sistemini daha önce açıklamıştım başka videolarda. Geçenlerde yorumlara bakarken bir tane takipçi arkadaşımız şey yazmış. Bir önceki videoda bu Amazon mevzusundan bahsetmemiştim. Bahsedeceğim deyip abi Amazon mevzusundan bahsetmedin diye bir yorumda bulunmuş kardeşimiz. Unutmuş olduğumdan dolayı hemen IVMP hepinize bir cevap gelsin. Şimdi Amazon'dan bir ürün alırken mutlaka ve mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Çünkü 1500 dolara bir outdoor patio set, yani nasıl söyleyeyim size, ev dışı kullanılan mobilyalar var ya, üzerine yağmurda yağsa, karda yağsa hiçbir şey olmuyor. Onlardan bahsediyorum. Öyle bir ürünü sonra benim çocuklarım da hoplayıp zıplarken özellikle bir tanesi, bunlar genelde şöyle birbirine nasıl söyleyeyim, böyle sepet gibi düşün, öyle bir dizayn vermişler. Yani biraz da dandik yapmışlar, hani o paraya etmezdi. Mesela o ürünü geri vermek istedim. Ürün de zaten Photoshop şeyde, Amazon'da. Neymiş efendim, ayıplı bir mal değilse, herhangi bir hasarı, herhangi bir şeysi yok ise bu ürünü geri alamıyorlarmış. Hani alıyorlarmış, kargo ücreti bana aitmiş. Ve sadece UPS ya da FedEx'ten kabul ediyorlar şeyi. Başka firmalara da gidemiyorsun. Öyleymiş hani onların şeyi. Her neyse gittim UPS'e. UPS'e dedim ki benim böyle böyle bir geri gönderilecek ürünüm var. Kaç para bu? Bana bir fiyat çıkarttı, 1200 dolar. Şimdi az önce 1500 dolar dedim ya. Aslında ürünün fiyatı, ana fiyatı, kargolama gönderme ücretleri olmadan önce 1209 dolar. Lan dedim, lan nasıl bir sistemsin sen Amazon? Amazon'la kaç kere görüştüm, kaç kere ettim. Muhtemelen kendi üçüncü parti şirketiydi Amazon'un.
Her seferinde açtığım claim dedikleri şikayeti drop yapıyorlar. Yani düşürüyor. Sen bugün şikayet ediyorsun. Ertesi gün bir daha bir bakıyorsun bir e-mail gelmiş. Ne? Şikayetiniz kabul görmemiş. Nasıl olur ya böyle bir şey? Velhasıl o ürün kaldı elimde. Geri veremedim. Versem ne yapacağım? $9 karım var. Ürün zaten $1200. Onların tabii çok fazla gönderdiği için onlar $300 falan gönderiyor. Ama ben öyle sürekli bir gönderici olmadığım için bir anlaşmam olmadığı için benden $1200 para talep ediyor UPS. Ben de dedim şimdi bunu geri göndersem bana $9 kar kalacak. Adamların yediği yani o ürünü bir şekilde birine bir de satacaklar üstüne kar edecekler. Neyse öyle bir olay geçti başımdan. Aklınızda bulunsun sizde. Ben de ona nazaran, ona istinaden sinirlendim. Amazon şirket hesabı. Amazon kişisel hesabım. Amazon'a yük taşıyan tır şirketi hesabım olmak üzere bütün hesapları kapattım. Sinirlendim. O an öyle sinirlendim. Ha, belki yarın bir gün Amazon'dan ürün verir miyim? Çok düşünürüm. Vermek için. O ürünün önce geri verilebilir ispatı, kanıtı önce bir yazışma yaparım. Almadan önce. Ondan sonra o ürünü satın alırım. O yola giderim. Yani insanları bazı dolandırıcılık yapma şekline zorluyorlar. Yani ben tamam kutu düzgün gelmiş olabilir eve. İçerisindeki ürünün birkaç tanesini eğseydim, bükseydim. Diyecektim ki bu ürün kardeşim yamuk yumuk geldi. Delikleri birbirine olmuyor, uyuşmuyor. Yani böyle bir şey söyleyip ürünü sorunsuz bir şekilde geri verebilirdim. Baştan düşünseydim bunu yapardım. Tabii güveniyorsun ya $1 trilyon, $4 trilyon şirket Amazon. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamamışım. Geçmiş 5 senede yaklaşık $30,000-$35,000 ürün almışım Amazon'dan. Ve Amazon'un sana yaptığı muameleye bak. Neyse böyle tepkiliyim kendilerine karşı. Mevzuları bundan ibaret. Yani Amazon mevzusu bundan ibaret daha doğrusu. Neyse. Biz işimize bakalım. Yolumuza bakalım. Gün gelir kervan döner. Artık bir şeyler olur Amazon'la da ilgili. İlerleyen dönemlerde. Da yani bu şekilde eğer şeylerini değiştirmişlerse. Önceden mesela Amazon müşteri bazlı bir şirketti. Şimdi Amazon müşteriyi kazıklama bazlı bir şirket olmuş. Yani satıcıyı kolluyor. Seni kollamıyor asla. Neyse dostlar. Birazdan 5 numaraya çıkacağız. Yaklaştığımda açarım yine. Yükü de yetiştirmeye çalışacağım. Ki paramızı bugün alalım. Saat 8 burada. East Coast'ta saat 11. Bir an önce yetiştirirsem 12.30-1'e kadar invoice yapıp yollarsak paramızı bugün alabiliyoruz. Neyse yaklaşınca görüşürüz. Hadi invoice. Evet dostlar az önce gösterdiğim üzere içeride çekim yapamadım. Şimdi size neyi göstereceğim? Şu anda sol tarafımız Pasifik Okyanusu. Yani Amerika'nın öbür tarafı, öbür başı. Yani burası Kaliforniya. 5 numaralı yolun kuzeyinde gidiyorum şu anda. Yaklaşık 110-120 kilometre var. Tır durağına gidiyorum. Muhtemelen bugün bir şey çıkmayacak galiba öyle görünüyor. Pazartesiye kadar hafta sonu buradayız. Şimdi bir tane kantara gireceğiz. Kantar da muhtemelen bana yine şey verecek. Kırmızı verecek. Şimdi birazdan kantara gireceğiz dedim. Bu kantar Meksika'dan Amerika'ya geçtikten sonra Meksikalıların ya da Amerikalıların tır şoförlerinden bahsediyorum. Karşısına çıkacak ilk kantar. Aynı zamanda Border Patrol dedikleri. Sınır güvenliği de bulunuyor bunun içerisinde. Abicim ne yapıyorsun sen o ışığı öyle yakmışsın oraya. Çok yoğun da bir yol. Kimseyi de durdurmamışsın ya da durdurmuşsun adam uçmuş. Her neyse şimdilik iki kamera var. Şimdi tır durağına gideceğim. Benim bacanak orada. Bacanaklara tanıştırırım sizi. Eğer gitmezse çünkü onun tırının önüne arkasına yani aldığı yükten sonra parça yük dediği Türkiye'deki tır şoförü ya da firmalısı sahibi olan arkadaşlarım parsiyel diyorlar ona. Burada partial denir. Partial diye yazılır. Partial pardon. Öyle şimdi bakalım. Şeye gireceğiz. Kantara gireceğiz. Muhtemelen zaten burası şey olmuyor. Hiçbir zaman kapalı olmuyor. 7-24 açık bu kantar. Ne diye bakın tabelalarda
All trucks stop at scale. Bütün tırlar kantarda duracak diyor. Biz de durmaya gidiyoruz zaten. Ama bunun bir Kaliforniya'daki kantarların bir şeyi var. Değişik bir tarzı var. Mesela diyor boşsa diyor tırın sol şeritten 5 mil hızla git. Doluysa tırın sağ şeritten 3 mille git. Yani doluysa 5 kilometre, Türkçe'ye çeviriyorum, boşsa 8 kilometre hızı geçme diyor. Biz buradan girişimizi yapıyoruz. Bakın adamlar zengin oldukları nereden belli? Otoban kenarını bile tel fırçalı şubürkelerle fırçalıyorlar. Şimdi buradan aynı zamanda kaçakçılığı kontrol edebiliyorlar bu kantardan. Bunun bir tanesi de sabah geldiğim yolda var. Hani ilk kamerayı açtım ya. Bundan önceki görüntülerden bahsediyorum. Genelde bunun aşağı iniş tarafları sadece kantardır. Ama yukarı çıkış tarafı hem kantar hem de custom border. Yani kaçak geçmiş insan var mı onu kontrol ederler. Onun dışında işte kaçak mal geçirmeye çalışan var mı ona da bakarlar. Ne bileyim adam sınırdan yürüyerek koşup gelmiştir. Bir tane tırın altına bir yeresine saklanmıştır ya da tepe şapkalığının altına falan çıkıyorlar. Oraya saklanmıştır ki bunun gibi haberler çok fazla Amerikan televizyonlarında. Tır şoförünün hiçbir şeyden haberi olmaz. Durduk yere hoppa sorguya çekilir, bilmem ne yapılır falan filan. Durum bundan ibaret. Şimdi kantara giriyoruz. Yani aslında bakarsanız adamlar kanunları işletiyor. Ben bir kere buraya şu arka taraftaki dağın o arka yollarından kaçtım diyorum pardon ya. Niye öyle çıkıyorsa ağzından. Kaçar gibi oldum. Çünkü bu askeriyenin ta ebesinin nikahında bir tane daha girişi var. O girişten bir girdim. Dediler ki bana ta aşağıdaki girişten gideceksin. Dedim şimdi geri çıkıp da dedim yola mı gireceğim? Yok dedim buradan da gidebilirsin. Burada da yol var. Hoppa dedik. İyi tamam dedik. Gidelim. Sizin dediğiniz gibi gidelim dedik. Şu tepenin orada bir yere aşıyordum. Bir baktım burası. Burası da görünüyor. Evet. GNT Leasing. Görüyorsunuz speed limit 5 diyor. Sağda solda. Neyse bakalım. Dırırırt. Gerilim müziği verelim mi? Evet, dördüncü vitese düşüp 3'e koyduk. Gidiyoruz. Buradan sonrasını diyor böyle geçeceksin diyor. Biz de öyle geçiyoruz. Şimdi mesela şu Enterprise var. Bakın orada kaçtı geçiyor. Yani onun bile buraya girmesi lazımdı. Çünkü rental truck dedikleri trucklardan. Eğer 10 dediği bir tane border petrol varsa muhtemelen onu yakalar birazdan. Şu camı indirelim. Şöyle devam edelim. Evet mevzuat bu şekildeydi burada. Burayı da böyle geçtik. Eğer sana çek derlerse şu sağ taraftaki peronları görüyor musunuz arkadaşlar? İşte 1 numara 2 numara. Sana oradan camı açıyorum onun için açıyorum. Eğer kırmızı ışık yakıp da bana şunu diyebilirdi mesela. Yana da kırmızı ışık yakıp bana da yakıp bana da işte tır numarasını firma ismini söyleyip 1, 2, 3, 4, 5 bunlardan bir tanesine çek bekle diyor. Şimdi şey geçtik. Kantara geçtik. Buradan sonraki kısım sınır güvenlik. Şimdi şu sağ taraftaki arabalara iyi bakın arkadaşlar. Yeşilli üzerinde Border Patrol yazıyor hepsinin. Düşünün ki burası ne kadar yoğun ve bu adamlarda bu kadar araba var. Sadece bu bölge için. Meksika sınırından Amerika'ya kaçacak olan ya da Kanada'dan Amerika'ya kaçacak olan kişiler izliyorsa beni, sizi karşılayacak olan ve bindirilecek olduğunuz Amerika'daki ilk araba bunlar. Adam sizi kırsalda yakalıyor, yakalarsa. Sonra getirip bu arabanın içine atıyor. Sonra şu gördüğünüz merkez tarzı yere getiriyor dostlar. Orada yani gerekli yerlere öptürüyorlar sizi. Herkese demeyeyim de. Bakın mesela şu sağ tarafta daha da fazla araba var. Bunun gibi birçok iş. Neyse tır durağında görüşürüz. Çok gevezelik oldu. Kendinize cici bakın. Haydi bye. Dostlar bizim Teo'nun yanına geldim şimdi. Onun araba da bu. Benim araba burada. Tır durağındayız. Aha o da arkaya doğru yürüyor. Neyim bak. Aslan Express Dayton Ohio. Onun da bu tarz bir dorsesi var. Bu tenteli dorsemiz bizim bu. Şuradan bir kapı var içeri girilebilen. Şimdi ben de bugün bir sipariş verdim. Aynen böyle bir dorse. Şimdi buna bakacağız. Şimdi bu dorseyi nasıl açıyoruz onu göstereceğim. Bura ne haber? İyidir. Ne yapıyorsun bacı? İyi valla. Ne olsun. Arkadaşlara seninle buluşacağımdan bahsettim ben. Teoman. O da böyle bir dorse kullanıyor arkadaşlar. Böyle bir tarz dorseyi size hiç göstermedim ama çok güzel bir olayı var bunun. Çok kolay. Çok kolay.
Aç bakalım nasıl oluyor. Bak. Böyle bir açılış tarzı var Dorsen'in. İçi zaten bu. Ha, bunu böyle takıyorsun değil mi? Düşmesin diye onu takıyoruz. Ha, şu tepedeki... Bu onu topluyor yukarı. Topluyor, yukarı topluyor. O da düşmesin diye şuna takılıyor. Aynen öyle. Burada ne yapılıyor? Buradan açma kolu. Ha, şöyle kolu var. Sonra o kolu oradan kaldırıyorsun. Ha. Şu şekilde... Açıyorsun. Dorseyi açarmış gibi. Bunun gerginliğini alıyor. Boşaltıp sonra çekiyorsun. Şu pini yukarı kaldırdıktan sonra. Pini yukarı kaldır. Evet. Ha, böyle yukarı kaldır. Bu tamam. Bir de bu tarafı var değil mi? Bu tarafı açıyor. O kırmızı kolda freni. Öne topladığında brandayı. Ha, dursun onu... orada diye. Tarafa gelmesin diye orada koyuyorsun. Hoppa. Şimdi ne oldu bu? Şimdi hemen tutuyorsun. Haha. Yürüyorsun. Vay arkadaş. Bildiğim magic show oldu da bu. Dorse böyle açıldı. Vay 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 vay. Hiç bizim gibi branda yapayım, tarp atayım. Öyle bir derdin yok. Ne güzel. Zaten tertemiz adam. Bir de bize bak anasını satayım. Sabahtan beri onunla bununla uğraşıyoruz. Bu şimdi 30 bin küsür pound değil mi? Evet, sadece şu haliyle beraber. Vay be. Önden arkaya da toplanıyor bu. Önden arkaya da toplanıyor değil mi? Evet. Uğraştırıyor mu? Yok. Şimdi ben biraz çalışmıyor ya, hava toplaması lazım. Alttan kolu çekiyorum, kendim açılıyor. Sadece ha, otomatik mi gidiyor geriye doğru? Aynen öyle. Ooo süper, öyle de bir şey varmış ya, bak bilmiyordum. Arkadan boşaltıyor, önden kendi gidiyor. Süper. Tamam, kapatalım o zaman bunu, bir de onu çekeyim. Dur ben çekeyim, dur. Ben çekeyim. Sen beni çek. Şuradan beni görebiliyorsun zaten. Öyle hiçbir şeye basmana gerek yok. Tamam. Bunu şu ipi tutacağız değil mi? İpi tutma. Ha, bir elinde tut, ayağına takılmasın. İşte Mehmet Usta iş başında. Amerika'nın en hızlı şoförü. Bu şey gibi oldu da hani koyunun ipini tutarsın mı? Aynen öyle. Köpek gezdiriyor gibi. Branda gezdiriyorsun. Vay arkadaş ya. Yükü bağladın. Saatlerce branda yapmıyorsun. Geliyorsun. Sonra? Bir dakikada açıyorsun. Bir dakikada kapatıyorsun. Takografta en azından böyle bir 5-6 saat. Bunu çekin. Bunu arkaya oturtturuyorsun gitmesin diye. He, şu az önce yukarıdaydı, onu oturtturduk. Evet, onu öyle. Şimdi burada çekerim ben. Sonra tekrar. Bunu çevirdikçe bunu şey yap, geriye. Geriye geriye. Aynen. Vay be. Böyle. Bunun bir şeyi var mı peki? İşte çok fazla gerersen bir şey oluyor mu? Çok fazla yapmıyorsun. Esneme payı bırakıyorsun. Değil mi? Böyle davul gibi olmasın. Anladım. Sonra şey olur yani, yük konunca düzeliyor, alınca boşalıyor. Çok fazla. Böyle sertleşti mi bırakıyorsun. Ha, oradan mı anlıyorsun bunu? Evet. Yetiyor bu kadar. Anladım. Çok anladım. Sıkmaya gerek yok. Peki gevşemiyor mu bu böyle bırakınca? Yok, o onu sıktı daha önce. He. Sonra şöyle hafif çekip tümü düşürüyorsun. Ondan sonra aynı o tek. Aynen doğru. Biri sağa biri sola. Vay be. Çok kolay.
brand olayı bir varmış bir yokmuş gibi ya. Şura yok. Aynen. Vallahi süper ya. Süper koruyorsun bunu. Sonra geliyoruz kapatmak. Bu arada bu senin tek başına ilk seferin. Aynen. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor çok şükür. Ehliyet vardı 3-4 senedir de bir türlü karar veremiyordu. Çıksam mı çıkmasam mı diye. Bitti bu kadar. Kapandı. Demiri var. Bunun altına geliyor. Oh. Bu kadar. Süper. Buran dolayı bitti. Bak adamda ne ter var, ne pislik var. Kaliforniya. Sıcaklığında. Baksana ne oldu araba. Bildiğim branda işte. Aha böyle oluyor. Neyse dostlar. Videonun sonuna geldik. Kendinize cici bakın. Like atmayı unutmayın. Bak duydunuz lafı. Selamlar. Abone olun. Adamı hasta etmeyin. Bak aşağıda buton var. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere.